Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli takipçilerimiz, bir Saffat-ı Tefasir okuma dersine daha hoş geldiniz. Derslerimize Maide Suresi ayet 20 ile devam ediyoruz. Estağfirullah. Ve iz kâle Musa li kavmihi ya kavmi zkuru ni'metallâhi aleyküm. Sümme zekere ta'ala, sonra Allah-u Teala zikretti. Ma öyle bir şeyi ki aleyhi o şey üzeredir el Yahudu, Yahudilerin üzerinde bulunduğu durumu Allah-u Teala anlattı. Minel inadi, inat ve cuhudi ve Allah ile inatlaşma, peygamberiyle inatlaşma durumunu Allah-u Teala zikretti. Fekale ve şöyle buyurdu. Ve iz kale, o vakit ki demiş idi Musa aleyhisselam li kavmihi, kavmine. Ne demişti? Ya kavmi, ey kavmim, üzkuru, hatırlayın, neyi? Ni'metallahi aleykum, Allah'ın sizin üzerinize olan nimetlerini, size bahşetmiş olduğu nimetleri hatırlayın buyurmuştu, demişti Musa aleyhisselam. Ey yani, üzkür, hatırla. Ya Muhammedu, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hine kâle Musa. O vakti ki Musa demişti. Kime demişti? Libeni İsrail, İsrailoğullarına demişti. Ne demişti? Ya kavmi, ey kavmin, tezekkeru, hatırlayın. Ni'metallahi, Allah'ın nimetini. Öyle nimeti ki el-uzma, büyük, Allah'ın sizin üzerinize olan büyük nimetini, aleyküm, sizin üzerinize olan büyük nimetini hatırlayın. Veşkuruhu ve Allah-u Teala'ya şükredin. Aleyhe, buradaki ha nimet kelimesine raci olduğu için müennes olarak geliyor. O Allah'ın size vermiş olduğu nimetlerden dolayı, nimetler üzerine Allah'a şükredin. Nedir o nimetler? İz o vakit ki ceale, kılmıştı. Fikum, sizin içinizden enbiya'e, peygamberler kılmıştı. Sizin içinizden peygamberler göndermişti. Ve ceale, kılmıştı. Küm, sizi mülüken, sizi melikler, hakimler kılmıştı. Evet. Ey yani, hine, o vakti hatırlayın ki bu ise gönderildi fikum, sizin aranızda el-enbiya'e, sizin içinizden peygamberler gönderilmişti, nebiler gönderilmişti. Yurşidunekum, o peygamberler sizi irşat ediyorlardı, sizi yönlendiriyorlardı, rehberlik yapıyorlardı size. İle me'alimid dini, dini bilgileri öğrenmeye, dini malumatlara sizi ulaştırıyorlardı. Sizi yönlendiriyorlardı, size mürşitlik yapıyorlardı. Ve cealekum, ve sizi kıldı Allah-u Teala. Ne kıldı? Te'işune, yaşıyor bir halde sizi kıldı Allah. Kim gibi? Kel muluki, melikler gibi, krallar gibi bir hayat size bahşetmişti Allah-u Teala. La yaglibukum, size galip gelemiyordu. Galibun, hiçbir kimse size galip gelemiyordu. Hem de ba'de en kuntum memlukine, sizler memlukler idiniz, köleler idiniz. Li firavune, Firavun için köleler idiniz. Köle, Firavun'un sahip olduğu köleler, mallar idiniz. Fakat Allah-u Teala size krallar gibi bir hayat yaşattı. Mekhurine, ezilenlerdiniz. Firavun'un zulmü altında ezilen kişilerdiniz. Fakat Allah sonradan size krallar gibi hayatlar nasip etti. Fe enkazekum, Allah-u Teala sizi kurtardı. Minhu, o Firavun'dan. İğraqihi, Firavunu boğmasıyla sizi kurtardı Allah-u Teala. Kale el-Beydavi,
müfessirlerden Beydavi Rahimahullah şöyle dedi. Lem yub'as, gönderilmedi. Fi ümmetin, hiçbir ümmet içerisinden. Ma bu'ise fi beni İsrail. Beni İsrail'de gönderildiği kadar. Minel enbiya'i, peygamberlerden. Beni İsrail'den peygamber gönderildiği gibi hiçbir kavimden peygamber gönderilmedi demiştir İmam Beydavi. Ve atakum, ve Allah-u Teala size verdi. Ma lem yu'ti ahaden minel alemin. Ma lem yu'ti, vermedi. Ahaden, hiç kimseye. Minel alemin, alemlerden, yani insanlar arasında, hiçbir aleme, hiçbir varlığa, insana verilmeyen şeyler sizlere verildi. Allah-u Teala size ayrıcalıklar tanıdı nimetler hususunda. Ey yani min enva'il in'ami, nimetlerin çeşitlerinden. Vel ikrami, ikramın çeşitlerinden. Size verilen hiç kimseye verilmedi. Min felakil bahri, denizin, min felakil bahri, denizin yarılmasından. O nimetler nelerdir, ikramlar? Min felakil bahri, denizin yarılması, yani Beni İsrail Musa Aleyhisselam'la beraber Firavun'dan kaçarken, bir tarafta Firavun'un ordusu, bir taraftan koca deniz varken, Kızıl Deniz varken, Allah-u Teala denizi yardı. Beni İsrail karşıya geçti Musa Aleyhisselam'la beraber. Firavun ve ordusu o denizin içerisine girip boğulmuşlardı. Böyle bir nimet bahşedilmişti Beni İsrail'e. Ve tazlilil gamami, ve bulutların gölgelendirmesi. Beni İsrail için özel bulutlar gönderilir. Güneşli vakitlerde o bulutlarla gölgelendirilirlerdi. Ve inzalil menni, men kudret helvası. Herkesin ulaşamadığı nimetler bunlar. Helva, kudret helvası. Ve selva, ve bıldırcın eti. Ve nehvihe, ve bunlara benzer nimetler Beni İsrail'e verilmişti ve bunların bazı benzeri de hiçbir topluma, hiçbir kimseye verilmedi diye Yüce Rabbimiz buyuruyor. Allah-u Teala Beni İsrail'e bu nimetleri hatırlatıyor. Allah'ın nimetlerini hatırlayın, nankörlük etmeyin diye Allah-u Teala Beni İsrail'e bu şekilde hitap ediyor. Fakat bu ayetlerin asıl muhatabı bizleriz, kıymetli müminler, kıymetli takipçilerimiz. Rabbimiz bu ayetleri her birimiz kendi nefsimiz, kendi üzerimize almamızı ve gereken dersleri alıp ona göre bir hayat, bir çizgi belirlememizi Rabbimiz bizden istiyor. Rabbimiz bu hususta muvaffak olanlardan eylesin. Bilmediklerimizi öğrenmeyi, bildiklerimizi de amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli takipçilerimiz, bu dersimiz buraya kadar. Derslerimizi ve videolarımızı eğer faydalı bulduysanız videolarımızı beğenmeyi ve Ali Akçal YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir de bu dersleri Kur'an-ı Kerim'i anlamak isteyen bütün mümin kardeşlerimize, bütün arkadaşlarımıza bu dersleri ulaştırmanızı sizlerden bekliyoruz. Bir dahaki Safa-ı Tefasir dersinde buluşmak üzere. Hepinizi alemlerin Rabbine emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.